Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz Perşembe günü seçimli mali genel kurulu yapılacağı daha önceden ifade edilmişti. Geçtiğimiz hafta Servet Yardımcı Futbol Federasyonu Başkanlığı'na resmi başvurusunu yaparak birkaç gün önce de adaylığının resmiyet kazandığı Futbol Federasyonu tarafından kendisine bildirilmiştir. Biz Pazarspor Kulübü olarak tereddütsüz hem Servet Yardımcı'nın geçmişi, UEFA'daki icra kulübüyle yıllardan beri futbola yaptığı hizmetler, vizyonu, bilgisi, kültürü, eğitimi, birkaç lisan bilmesi, sevilen bir isim, sevilen bir aile ve tecrübesiyle bu göreve layık olduğuna hem şahsım adına hem de kulübümüz adına tereddütsüz ilk imzayı verenlerden biriyiz. Üye bazında en az 5 imza gerekirken bunun çok üstünde imza vererek resmiyet kazandım ama maalesef bu imzaların içerisinde Servet Yardım adına Çaykur Rizespor'un imzası yoktu. Bu olması gereken bir imzaydı. Rize'nin yetiştirdiği önemli ailelerden. Aile olarak Rize'ye yapılan yatırımlar, yardımlar, onlarca eğitim kurumu, sağlık kurumu, en son bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının altında Servet Yardım binası var. Yani münhasıran Servet Yardım isminin yazdığı bina var. Onun dışında Rize'liler çok iyi bilirler. Onlarca bağış yatırım yapan önemli bir ailenin önemli bir ferdi. Bunun yanında Servet Yardımcı'nın listesinde olacak, birinci başkan vekili pozisyonu olacak. Yine Türkiye'nin önemli iş adamlarından Aksa Holding'in üst yöneticisi Cemil Kazancı da var. Cemil Kazancı ailesi de. Onlarca eğitim kurumu, sağlık kurumu, yol, köprü, bildiğiniz her türlü desteği Rize'ye vermiş bir şahsiyet. Dolayısıyla iki tane Rize aşığı insanın Futbol Federasyonu yönetime talip olması bizi çok heyecanlandırdığı gibi Rizelileri de heyecanlandırdı. Ancak Rize Spor'un burada çekimsel kalıp destek açıklaması yapmaması, tam tersi diğer mevcut başkan ki onca eleştiri alan Büyükekşi'ye desteğinin olduğu söylenmesi, açıklaması veyahut da onun aday olması için verilen imzalar arasında eğer Rize Spor'un imzası varsa bu şık da olmadı, hoş da olmadı diyebilirim. Elbette ki Rize Spor Kulübü müstakil bir kulüptür. Ama kendi iradesiyle bu imza veya destek açıklamasını yaptığını ben düşünmüyorum. Eğer öyle bir açıklama yapılacak da ise Servet Yardımcı adına yapılmalıydı. Üstelik Servet Yardımcı ve Kazancı veya daha Kazancı ve Yardımcı aileleri biliyorsunuz Çaykur Rizespor bir anonim şirket. Bu şirketin en büyük hissedarlarından olduğunu biliyorum. Yani bu sahibi olduğunuz şirket size destek vermeyecek. Artı Servet Yardımcı'nın büyük biraderi Hasan Kemal Yardımcı çok genç yaşta Rizespor'da genel kaptanlık, yöneticilik yapmış. Sonrasında kulüp başkanlığı yapmış. Onursal başkan titriyle de onurlandırılmış. Bir abinin kardeşinin de Rize Spor tarafından destek görmemesi vallahi bizi çok derinden üzmüş ve yaralanmıştır. Sebebi her ne olursa olsun böyle bir açıklama yapmamalı. Ha gidip oy verebilir mi? Verebilir. Dilediğine verebilir zaten. Rize Spor'un başkanla birlikte 5 delegesi var. Toplam 6. Ama bunların bir kısmı zaten Servet Yardımcı oy verecektir. Ama benim bir Rizeli olarak bir ben de uzun yıllar sporun içinde yönetici olarak ben hoş bulmadım, şık da durmuyor. Önemli bir teveccühle imzaları topluyor Servet Yardımcı, önemli bir destek var. Umarım Rize Spor bu eksikliğini oy verme konusunda 6 delegenin 6'sı da Servet Yardımcı'ya oy vererek belki bir nebze icari gönlünü alabilir. Onun dışında Servet Yardımcı özellikle 2. 3. ligler kulüpler 100 tane delegeye sahip. Onlar için çıtayı da yükseltmiştir. Ne mevcut başkan, ne başkanın veremeyeceği seviyede maddi kaynaklar sağlayacağı sözünü vermiştir. Çıta yükselmiştir. Evet. Diğerleri de bu seviyeye yakın taahhütlerde bulunmak üzere bulundular da bu da Servet Yardımcı sayesindedir. Bu kulüpler
minnet borçludur, şükran borçludur Servet Yardımcı'ya. Servet Yardımcı aday olmasaydı bugün bir üçüncü kulübüne verilecek olan maddi destek federasyon kanalıyla 3 milyon civarındaydı. Geçen sene bu 2,5'tü. Servet Yardımcı bunu bu seviye 15 milyona çıkarmıştı. Tam 5 katına çıkarmıştı. Ben gerekli desteği alacağını, büyük iddiayla geldiğini, Türk futbolunun yönünü değiştireceğini, provasını net edeceğini, denizci tabirle diyorum, kendisi de denizcidir. Evet. Yolumuzun açık olduğunu, yelkenlerimizi rüzgarda dolduracağına inanıyorum ve kendisiyle birlikte çalışmaktan, desteklemekten bir Rizeli olarak büyük keyif onu i̇şte duyuyorum. Bu güzellikte Rizespor en önde olmalıydı yanında. Elbette. Görünmeliydi yani bu, diyoruz. Bu rüzgarın içerisinde Rizespor da olmalıydı. Rizespor'a evet. Destek vermeliydi. Ama hiçbir şey için geç değildir. Bugün o desteği vermeyen yarın oy vererek destek olabilir. Bu rüzgarda, bu çabada Rizespor'un da tuzu olmalıydı diye düşünüyorum.